Geldim. Oo, hoş geldiniz Devrim abi. Merhaba, buyurun. Merhaba. Canlı yayınlar, evet. Buyurun. Buyurun Burçin Bey. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Geç canım. Geç. Hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Buyurun. Harika. Işığı gören geliyor. Bakalım şimdi. 13 Ağustos 2014 Altınlı Gece'ye hoş geldiniz. Bu akşam gördüğünüz gibi iki konuğum var. Devrim Sirmen, Burçin Arıcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki konuğumuzun da ortak bir özelliği var. Bu akşamki bir konumuz var, bir dosya konumuz var. Omurilikle ilgili, bu omurilik sağlığıyla ilgili, motosiklet kazalarıyla ilgili biraz bu konuları işleyeceğiz. Onun dışında başka konularımız da var. Ama önce şunu hatırlatalım. Bu yayını Beta International'ın bize sağladığı hızlı internet sayesinde kesintisiz yapıyoruz. Evet, arada bir böyle ya kesinti oluyor falan diyenler çıkabiliyor. Bu kesintilerin çoğu bizim bilgisayarın arada bir donmasından olabilir. Arada bir dürtüklüyoruz o yüzden bilgisayarı. Bu iş böyle. Bir başka önemli gündem maddesi var. Aslında bahsetmemiz lazım bundan. Biliyorsunuz bu Şanlıurfa'da yaşanan tatsız hadise, iki arkadaşımızın, iki kardeşimizin, bir abimizin, bir kardeşimizin öldürülmesinin ardından bir katil zanlısı yakalandı. Bununla ilgili haberleri belki duymuşsunuzdur. Daha kesin net bir bilgi alamadık hiçbir yerden. Evet. Bilmiyoruz ne çıkacağını ama bu konuda da bir gelişme oldu, bilginiz olsun. Bir başka gündem konumuz var. Biliyorsunuz motosikletlerin arka çantaları, yan çantaları, bunlarla ilgili nefis kanun hükmünde kararnameler, genelgeler yayınlanıyor. Bunlarla ilgili bir şeyler konuşacağız. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce şu omurilik konusuna gelelim. Ben biliyorsunuz 2 hafta evvel küçük bir motosikletle MSX 125 Grom'la bir düştüm. Evet. Böyle çıta diye çeneyi de vurdum. Mesela açık kask olsaydı. Ne güzel, şimdi burada böyle dikişlerim vardı, sana böyle anlatıyorum. Evet. Buradan kırık dişler falan. Bunlar olabilirdi. Şimdi onunla ilgili olarak üzerine biraz konuşurken şunlar çıktı ortaya. Bir sürü insan aslında motosiklet kazası yapıp boynunu zedelemiş. Bir sürü insan sırtını çok fena zedelemiş falan gibi şeylere rastladık. Şimdi bunlarla ilgili de konuşuyordum. İşte bu lead brace'i getirenler de spor motocular. Evet. Bunlar dedik ya sen bunlardan bahsediyorsun da bak bizde böyle bir şey var. Ya ben biliyorum dedim, 2007'den beri takıyorum onu. Doğru. Sizde yoktu, biz getiriyorduk bunu falan. Ben takıyordum, Amerika'dan taşıdım falan. Ha biliyoruz ama onun yenileri çıktı. İşte bu konudan da bahset istersen. Bu önemli bir kurtarıcıdır dediler. Ben de iyi peki dedim. Dizdim buraya. Şimdi belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz. Devrim abinin bir boyun kırılma hadisesi var. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki istersen kısaca bize bir hatırlatsana nasıl oldu? Peki 98 yılıydı. Bebek'te gidiyordum. Bebek'ten Arnavutköy'e doğru. Benzinci vardı eskiden orada, bir BP. Onu biraz geçtim. Ama oraya gelmeden önce de önümde bir Toyota var. İşte kırmızı renkli. Sol şeritte gidiyor. Ben de arkasındayım. Dibine girmeden hani bir yol istiyorum ama bakmadı, etmedi. O Ducati Monster kullanıyordum o zamanlar. Biraz da gürültülüydü. Patır falan. Evet. Nedense bir anda dedim ki ya şimdi zırt diye yanından geçebilirim de. Hani içinde de bir yaşlı olduğunu düşündüğüm birileri var. Dedim milleti rahatsız etmeyeyim. Çok yavaş yavaş geçeyim. Ne demekse. İşte tam böyle yavaş yavaş geçerken tak diye sağa kırdılar, bana çarptılar. Ben bir anda kendimi havada buldum ve kaldırıma dikili ağaçlardan birine böyle uçarken Süpermen gibi kafayla çarptım. Allah'tan tam ortadan değil, biraz yandan. Efendime söyleyeyim. İşte gözümü açtığımda ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum tabii. Sırt üstüyüm. Açtım. Bir şey çok hissetmiyorum, böyle hafif dumanlı ama kendi ellerimi ve bacaklarımı gördüm. Hani ilaç sıkılmış, ters dönmüş böcekler vıcır vıcır yaparlar ya. Hı. Çırpınırlar. Yani çırpınıyorum ben de. Ama hiçbir şey hissetmeden. Oh. Sanki film seyreder gibi. Allah dedim, bu normal bir şey değil. Hay Allah falan. Neyse onun da ne kadar süre geçtiğini açıkçası bilemiyorum. O işte geçti. Belki bir iki saniyeydi ama bana daha uzun geldi. Sakinleştim. Hareket etmeden elimi, ayağımı, parmaklarımı oynatmaya başladım. Çalıştım. Oynuyorlar. Ben dedim herhalde belimi falan vurdum. İlk onu düşündüm. Ha dedim yok, her tarafım oynuyor. Bir şey yok. Hemen vatandaş geldi. İşte abi kalk falan filan, işte kaskı çıkarak bilmem ne. Yok dedim, yapmayın. Ha yapmayın dedim ama tabii bekle işte polis çağırdılar, ambulans çağırdılar. O ambulans hiç gelmedi.
Sonucunda ben cebimden telefonu çıkardım. Kaskı kendim çıkardım. Göya şey ama hikaye. Hatalıyım yani. Yapmamalıydım. Arkadaşımı aradım Taksim'de çalışan. O arabasıyla geldi. Beni öyle hastaneye götürdü. Bu arada kazaya sebep olan araba işte yetkili memur beylere belli bir miktarı gözümün önünde ben yerde yatarken verdiler ve gittiler. Onlarla da tartıştım. İşte memur beyler kalk hadi kalk diye 3-5 böyle dürttü, bir bokun yok kalk dediler. Hani hastaneye götürelim. İnat ettim, kalkmadım ama sonra kendim kalktım. Oturarak arkadaşımı bekledim ve yürüyerek acile girdim. Dedim ki benim elim kırık. Fakat bakıyorum eldivenlerde hiçbir iz yok. Üstüm başımda da diyorum mont nerede bir baksam, çok böyle çizikler var ama hani nasıl kırık falan diyorum. Çünkü üflediğim anda elimi falan böyle iğneler batıyor, bilmem ne oluyor, kolum yavaş yavaş uyuşmaya başladı. İşte hastaneye girdim, baktılar ettiler, sonra bir anda böyle suratları değişti, hemen lak boynuma bir şey taktılar, yatın edin falan filan, beklemeye başladık. Neyse sonra öğrendik ki boyunda işte bir kırık, boyun kırığı derken bu arada boyun böyle çat diye kırılıp kopmuyor, o zaman burada olmazdık. İşte kemiklerin arasındaki kıkırdaklar parçalanıyor. Birkaç kemik yarısı kırılıyor. İşte onlar omuriliğe baskı yapıyor. Bende de öyle olmuş. Normal yuvarlak olması gereken böyle yeni ay gibi o kemikler, parçalar girmiş, omuriliği bastırmış. Onun için bu sağ tarafımda böyle şeyler hissediyorum. Hissizlik. Sonra tabii çok arttı. Hissizlik de inanılmaz acılar. Hani buram böyle yanıyormuş gibi ama hiçbir şey olmuyor. Böyle duruyor. Allah Allah falan diyorsun. Özellikle kolum. Yani dayanılmaz acıyordu. Neyse hemen acil ameliyata aldılar. Acil dediğim 4-5 saat. Ve bunun sonucunda dediler ki böyle böyle işte bunun riskleri var. Felç. Olabilirsiniz. Ölebilirsin. Veya belli bir süre felç kalırsınız ama daha sonra rehabilitasyonla toparlarsınız falan filan. Böyle burada anlattığıma bakmayın. Hüngür hüngür ağladım. En yakın arkadaşım yanımdaydı. Dedim ben öyle kalmak istemiyorum. Beni öldürsen. Hani ne annem bir şey yapar ne babam bir şey yapar. Hani sizin elinize bakıyorum. Ben öyle olursam. Çekip takap. İşte ne yaparsanız o kadar değil tabii. Millet kendine şeyse olur. Aklını kullansın işte. Zehirlesin, meyirlesin. Bir şey bulunur yol. Anladım. Tabii böyle söyledim ama belki yapamazsın. O hale gelsem onu istemezdim. Onu da bilmiyorum. Ya da sen neyse. Arkadaşın için yapar mısın öyle bir şey? Haklısın. Şu anda bunun cevabını veremem. Yani önceden dedi öyle oldu. Sonra konu yani evet. Ama neyse işte ben bunları yaptım. Ya da ben sana birbirimize söz verebiliriz. Hayır öyle. Hayır, bir evet. De şöyle olabilir yani. Ya hayır ben kalmışım. Hayır ben sana zamanında söz verdim. Taka taka. Tabii. Evet. Ben gene de görevimi yapacağım arkadaş. Arkadaşa verdim. Sonuçta çok çok şanslıydım. Başarılı geçti. Hiçbir felç dönemi yaşamadım. Ve kurtuldum. Boyunda protez var mı? Ha var. İşte açtılar bir yerden işte o arada kırılan kıkırdak ve kemiklerin yerine bir yerden kırdıkları bir kemikleri soktular. Onlar kaynamış. Daha sonra bir plaka koyup onu da alta üste altı vidayla vidaladılar. İşin ilginci o vidalar titanyummuş. Daha sonra başka bir şey yaparken düştüm ben. Ya abi ama üstüne. İşte onlar olmadı ya. Evet, o onlar. Olmadı işte. Ne yaparken bir şey... sene sonra işte bir kayak kayarken diyeyim. Bir şey kayarken düştüm gene bir cıs etti. O kolum falan uyuşmaya başladı. Ben Allah Allah dedim bir şey mi oluyor ne oluyor. Sonra arkadaşım zoruyla gittik. Gene çektiler. Taktıkları vidanın biri de omurun içinde kırılmış. Böyle duruyor hala. Abi. Evet. Çok şans. Meğerse şey esnemezmiş titanyum. Çat diye ama kemik esnermiş. Yani kemik esnemiş. O esnemeyince kırılmış. Doktor vallahi dedi ne bok yersen ye. Yani bir de olmuş. Senden hiçbir şey yok herhalde. İşte o gün bugündür böyleyiz. Anladım. Çok geçmiş. Şanslıydım. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Peki abi senin de bir omurilik sıkıntın var. Ya benimki kazayla ilgili mi değil mi bilmiyoruz aslında. Hani şu benim meşhur Kalamış'taki arabaya girişimden sonra oldu. Evet. Ya benimki kazayla direkt ilgili mi bilmiyorum. Çünkü ben o kaza yaptıktan sonra hiçbir şeyim yoktu. Ben iyiyim dedim devam. Belki o hani oradaki travmanın belki sonradan olabilir. Bir etkisi çıktı bilmiyorum. Ama sende de bir fıtık. Benim de fıtığım var abi.
işte. Kaçta? Hangisinde? Aşağıda. L5-S1. Bacağı ağrıtanlarda. Sürekli ağrıyor mu? Ya şimdi öyle ağrılı dönem oluyor evet. Eğer ödem olursa, sinir köküne bası olursa, o bası devam ettiği süre boyunca bacağında bir çok rahatsız edici bir ağrı oluyor. Peki abi, bununla nasıl yaşıyorsun? Şöyle abi, eğer ödem olduysa fiziksel aktivitelerini kısıtlıyorsun. Bazılarının bir ilaç kürü var. Onu kullanıyorlar. Ben kullanmıyorum. İlaç kullanmayı çok sevmiyorum. Hüldeyi de i̇şte, delen cins, evet, selebriksler bir şeyler. Benim midem çok hassas değil ama ilaç kullanma işi ne bileyim. Bana çok mantıklı ilaç gelmiyor. Yani. Evet. Doğal yollarla mücadele etmek daha mantıklı. Sıcak ya da soğuk iyi geliyor. Bazıları soğuğun iyi olduğunu söylüyor. Saçmalamayın, sıcak olur mu? Tabii ki soğuk yapacaksınız. Ama belli bir süre yapmanız lazım. Ancak beliniz zaman... soğuğa mı veriyorsun yani? Ben öyle yapmıyorum. Ben sıcak su yapıyorum. Yani ben de sıcakçıyım da. Hı-hı. Aslında soğuğun daha iyi olduğunu söyleyenler de var. Hı-hı. Aktivitelerini kısıtlıyorum. En önemli şey o. Ne kadar işte, bir süre oluyor bu? Krizler? 2 ay falan. Ne? Yani 2 ayda falan tamamen geçiyor. Aktiviteyi kısıtladıktan sonra... İki ay duraksız sırtın ağrıyor. Ya şöyle. Ya çok yüksek ağrımıyor abi. Önce birkaç gün çok ağrıyor. Eğer aktivitelerini kısıtlayıp kendine iyi bakarsan 3-4 günde zaten büyük ölçüde o ilk ağrılı şey azalıyor. Ondan sonraki 4 hafta 6 hafta boyunca da kendine iyi bakarsan, yani benim durumum için geçerli bu. Ödem iyileşiyor. Inflammation. Şişme. Evet. Heh, işte o tamam, geçiyor. Öyle iyileşiyorsun abi. Hani. Geçici olarak. Yani evet, çünkü sinir... sinir hücreleri kendilerini yenileyemiyor. Sinir hücresine zarar evet. verirsen maalesef. Onunla yaşamak zorundasın. Peki. Şimdi abi, hikayeleri dinlediniz. Bu işte böyle kelek durumlar var. Bir tanesi, senin sırtlığın var mıydı o kazada? Vardı. Mıydı? Yoktu. Yoktu galiba ya. Galiba yoktu. Normal ceketin kendi süngeri var. Onlar tıraş oluyor. Evet, onlar yalan oluyor. Yumuşak. Abi bütün bunların dermanı var. Şimdi anlatılan hikayede biraz açıklayalım. İnsan vücudunda beyinden gelen bütün sinyalleri, farkında olmadığımız sinyalleri de aktaran sırtımızdaki omurga, omurilik, onun içinden geçen binlerce sinyal veren sinirler, işte ellerin bu hareketleri, bu konuşmayı vesaire, hepsinin komutu burada söyleniyor. Hani ben karar almadan 6 saniye önce zaten o işlem başlıyor beyinde ama böyle de bir sistem var bu arada. Hani ben bir şey düşünüyorum ya, onu düşünmeden 6 saniye evvel oluşuyor içeride fikir. Hani her şey bizim kontrolümüzde. Her şey bizim kontrolümüzde. Onu daha kimse açıklayamadı zaten. Onu oraya girince insan delirir. Ama oradan gelen sinyal bu omurdan dağılıyor. Tamam mı? Biz eğer omurgaya, boynumuz, sırtımız, belimiz bir şey yaparsak oradan geçen sinirleri kesebilir, koparabilir. Ya da işte oraya baskı yapar diyor yani, bacağım yanıyor zannediyorum. Çünkü oradan geçen sinire baskı yapıyor. Çok tehlikeli. 15-20 ile düştüm. Evet. 15-20 deyip düşerken çeneyi traks diye vurdum. Ve vurduğum anda gördünüz. Evet. Böyle kafanın nasıl... Tabii. Yani... Daha yüksek süratlerde, hatta o Yeni Zelandalıların mı, Avustralyalıların mı bir tane videosu var. 60 ile 68'in arasındaki fark nedir diye. 60 kilometre ile 68 kilometre saat süratin farkını orada gösteriyor. İşte 68'de adam düşüyor, böyle çeneyi vuruyor, kıtak diye boynu kırılıyor orada. Böyle onu yavaş çekim, geriye sarıyorlar falan. R1 ile giden bir adam. Müthiş, acayip bir videoydu hakikaten. Çok güzel. Çok müthiş bir video. Abi, yani işte... Sadece kask kurtarmıyor. Ben ilk yardımdaki, acildeki bir tane doktor arkadaşımla konuştum. Ya kaskı tabii tak da boynu kırılıyor herkesin dedi. Böyle gülerek. Sen kaskı tak ama nasıl herkesin boynu kırılıyor dedi. Ben bu ağaca kafayla girdiğimde bir kask vardı. Ruf diye bir marka. Fransız. Marka vardı. Fransız. Fransa'dan almıştım. O zamanlar kimse de yok. Öyle kendimi pilot sanarak dolaşıyorum ortalıkta. Üstünde çok iyi bir Dainese mont vardı. Hala da vardır. Hiçbir şey olmadı. Fakat bazı arkadaşlar dedi ki, vay kardeşim işte bu kaskın ağırlığıyla da kırılabilir evet. boyun. Acaba kask takılması şey mi diye bir cins bir arkadaşım vardı. Böyle çenesi şey yaptı. Açılan ruh mu? Çenesi boxer açılan mı? Evet ama çenesi yerindeydi. Boxer modeli kask 1900 gramdır.
Tabii bayağı bir şeydir. Hiç havalandırması yoktur. 1900 gram. Yenilerinde var. Desmo'da var mesela. Bunları koydum. Bir de şimdi bir kaskın nasıl çalıştığını falan da hiç bilmediğim için o zamanlar aceleye aldım. Fransa'da bir seyahatte taktım. Çok güzel motor seyahati. 98'de şimdi bir yerlere gideceğiz. Taktım falan. Bir 5-10 dakika geçti. Bir anda şakaklarım ah falan. İnanılmaz bir sancı mancı. Anladık ki dar almışız kaskı. Tabii yumurta kafaya göre de yapmıyorlar zaten. Yuvarlak yapıyorlar. Normal yuvarlak. İşte buna yok. Ne yapacağım? Aldık. Ne yapar Türk? Hemen çakımı çıkardım. Fırt 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 belli yerlerini böyle yonttum. Takıyorum. Ha şimdi rahat ol dedim. Böyle. Oralardan geldik. Neyse sonra öğrendim ki kafanın kafatasını, kafayı kırmak için gerekli olan güç ten 6 kat daha fazlaymış. Tabii açısı şusu busu önemli de yani aşağı boynu kıran güç. Yani önce kafan mı kırılır diyorsun? Tabii önce kafan kırılır. Onun için kask takmak lazım. Aman boynum kırılmasın. Kask takmayayım. Hava şey rahat olsun. Yok öyle bir şey. Ha, şu çok kelek diyor bütün konuştuklarım. Çarpma esnasında önce çeneyi çarpıyorsun ya. O kask mesela şey var, istatistikler var. Burası %18, burası %15. Evet, doğru. Doğru. Hatta öyle bir kask modeli var galiba. Icon'un. İkonun burada böyle %18. Burada pata diye koyuyor herif kıtık. Ya. Hemen boynu kırıyormuş. Bu zıkkımları da o yüzden çıkardım koydum. Evet. Buyur abi. Bir de gene bir yerde okumuştum. Formula 1'de kullanılan kasklar. Hans sistemi. Nedir o bilmiyorum. Ama bizim bildiğimiz markalar da yapmış olsa. Protection sistemi. Okay. Bizim bu pırıl pırıl gördüğümüz kasklar. Abi cila alıyorsun işte. Yani kaydan gibi gözüküyor. Halbuki o plastik yüzey. Belli bir hızda ve baskıda pütürlü bir asfaltla çarpıştığında. İnanılmaz tutuyormuş asfalta. Evet. Takılıyormuş ve dönüyormuş. Evet. Bunlara işte kaymaz asfaltta da kayan bir kaplama yapılırmış Formula 1 kasklarına. Parıl parıl iyice yağlı yağlı. Yani görüntü parıl parıl mı bilmiyorum ama işte asfaltta kayabiliyor, dönmüyor. Hı hı. Fakat bunun hani maliyeti bilmem ne kadar yani hiçbir motor kaskı öyle değil diyorlar. Evet. Şimdi mesela motosiklet kaskları ile ilgili bir başka sorun var. O da deri kask merakı. Aa. O hani tabii. Baba cruiser gezi motoru kullanıyor. Abi zaten deri kask tarafı yapıyor. Açık ya. Hayır. Kapalı bile olsa. Kapalı tabii. Bile olsa deri kask tutuyor geri. Tutuyor evet. Kıt. Yani hani o çarpınca hiçbir yere takılmasın diye kasklar böyle pırıl pırıl kaygan. Ki o bile. Ha o tutunuyor diyorsun. Herif deri kask takıyor abi evet. Ya. Daha iyi tutamaz. Daha en iyi tutanını buldum. Deri. Kaskı deri yaptık abi. Böyle şeyler var. İşte o yüzden bu zıkkımlar var abi. Ben 2007 yılında bir şekilde gittiğimde Amerika'da Allah burayı da yıktım bu arada. Çok iyi oldu burası. 2007 yılında Amerika'ya gittiğimde bu zıkkımı almıştım. Şimdi o zamanlar böyleydi sistem. Bunu spor motorla da kullanıyor musun? Spor motorla da kullandım ben bunu. Bunu? Evet. Bu ona özel bir... Bu arazi için aslında ama ben ilk alır almaz dedim ki ben bunu spor motoru da takayım. Ya bu boyun kırılması sakat işmiş. Bir de benim boynumda da boyun fıtığı var. Ben de epey bir darbe aldığım için zamanında işte bir bu doktor demişti ki yani görünen o ki burada başlamış bu iş. Evet. Siz buna önlem almanız lazım. Bir kere de omurumu çatlattım. Oo. İşte onda da arazide tekerde düşüp falan. Dolayısıyla benim de omurla ilgili bayağı bir böyle endişeli bakışım var olaya. O yüzden işte sırtlık takarım. Daima sırtlık takıyorum da. Bir de böyle bir zıkkım var. Bunu aldık abi. Tuluma olsun diye tulumun sırtındaki hörgücü kestim. Bunu böyle tam oraya şık oturttum falan. Fakat pistte bu arazi için yapıldığında kafanı geri atamıyorsun. Evet yani kafayı böyle çok kaldıramıyorsun çünkü buraya dayanıyor kask, limiti. Tabii. Ha. Bunun böyle bir durumu. Bu arazim malzemesi. Evet. Bir de herif diyor ki Dr. Leed, bunu geliştiren Güney Afrikalı Dr. Leed. Buna zaten Leed desteği diyorlar. Bu diyor kazada kırılır. Kırılır ama boynunuzu kurtarır. Gücü emerek kırılır. Evet abi. Bunun olayı buymuş. Bu göğüse dayanıyor. Bu sırta dayanıyor. Kask da hareket ediyor ama buraya dayanıyor. Tamam. Buraya kadar her şey güzel. İyi, hoş. Arazi için dedik. Spor modeller. Sonra spor modeli için değil de sokak modeli için yapmışlar. Tamam. Sokak motosikletleri için bunu yaptık diyor. Hörgücünüz mörgücünüz olur diye ama gene dik oturur. Tamam.
Bunu bana geçen sene verdiler. Dediler ki bu demo versiyonu, al bir dene. Taktık, hakikaten bu böyle daha bir rahat, daha bir kolay versiyonu. Tamam mı? Böyle takıyorsun. Alışınca herhalde. Alışınca değil, sırt çantası takmıyorsan çok büyük rahatlık. Ha, takmıyorsan. Sırt çantası takıyorsan bu böyle, Allah oldu, sırt çantası tabii. Gene çekti bak, görüyor musun oluyorsun. Örgütsüz tamam. Olacak ama değil mi gene? Yok şey. Örgüç içinde ha, boşluğu var. Fakat gene de hani çok arkaya atamıyorsun. Bu biraz şöyle oturulan motorlar için. Full yarış oturuşunda evet. Olmayı. Onun için yeni bir şey çıkarmış. Çıkarmışlar. Evet. Onu görmedim. Varmış ama. Full yarış motosikletleri için de yaptık diyor adam. Yarışçılardan kullanan var mı gördünüz mü? Abi arazi yani yarışçılarının tabağını kullanıyor. Hepsi doğru. MotoGP'de de hava yastığı var. Hava yastığı var değil mi? Onlar da boyun kırıyorlar diye. Evet. Hava yastığına geçtiler. Bir de şöyle bir şey var abi. Bir dakika ya, MotoGP'deki hava yastığı sadece boyun bölgesini koruyan bir göğüs, bir şey göğüs, göğüs, göğüs boyun evet. Boyun, paf evet. Diye şişiyor baba. Böyle bada 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 mı gidiyor herif. Tabii. Yani o ona yarıyor. Ondan sonra bir de bunun yenisini yapmışlar. İşte bunu bana verdiler. Dediler ki bak bu yenisi, bu daha bir hafif, daha kolay. Eskisi zordu, bak bu düğmeli oldu çıt falan diye. Bana ürün tanıtımı bu biraz. Yani bak bunu da tak bir dene falan. Evet, dik oturmuşlu motorda böyle falan gayet kolay, pratik evet. Pratik olmuş. Bilmiyorum. Bu kısmı güzel tabii ki de. Şimdi fiyatları yüksek. Evet. Fiyatlar 300 dolar, 400 dolar. Yani dolarlı. Ama yani konuştuğumda da baktığımda da yurt dışına falan genelde testimonial'lar hep böyle hani şahit oluruz ki biz bunlar güzel işlerdir falan diye anlatan herifler diyor ki abi araziye gireceksen bir kere zaten konuşmayalım biri. Şart. Ya araziye evet. Giriyor musun? Tamam, önce bir kere o boyun desteğini al abi diyor. Tamam mı? Şeyde hani arazinin dışında sokakta kullananlar da var ama bu yaptıktan sonra bir sürü marka işte Alpine Star, evet. Dainese, Kuinese, en gariban neydi o? Bir tane var. O kadar hani en garibana göre yaptık diyor. Sünger. Biliyor musun onu? At nalı şeklinde. Sünger dediğim ama sert böyle köpük. Tamam mı? Böyle at nalı şeklinde. Eskiden raliciler takardı arabanın evet. içinde. Ondan yapmışlar. Buradan cırtlı böyle velcro'lu. Onu takıyorsun falan. Abi boyun tabii boyun çok kelek iş ya. Yani sen belediyeden iyi biliyorsun yani. Yok böyle... ben işte şanslıydım dediğim gibi. Çok kurtulamayan var boyundan. Çok var. Sakat kalanlar var. Evet. Maalesef. Felç olan çok var. Tabii. Bir de işte bu sırt sırt koruması abi. Sırt korumasız motora binmeyelim arkadaşlar. Evet. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Sırt korumasız. Sen? Bazen biniyorum. Evet çok iyi. Hatta yani sırt korumasının da koruma var, koruma var yani. Tabii. Ceketin koruması her zaman oluyor. Ben zaten. İkinci bir içeride kullandığımız ekstra plastikli bilmem neli işte N1621'e 2'ler bir şeyler. Ben ceketin içine işte şu boy bir koruma takıyorum. Ekstra. Ekstra sert işte plastikler. Plastik falan filan. Hani o işi ama işte onun boyu kısa. Boyu kısa evet. İşte onunla ilgili benim, de kimi de senin bilgin açık. Vardı. Sırt koruması ile ilgili şöyle bir bilgi var abi. Neydi? Boyları değişiyordu değil mi? X bir şey, X bir şey, bir şey, bir şey demiştin ya, sen. Şöyle bir markanın bir modeli var. Ben çok beğeniyorum aslında onu ama nedense hala alamadım. Neydi? Speedy Defender. Speedy. Back and chest protector var ya. Hem göğüs hem onu. Sırt koruyor. Göğüs ve sırt. Bir de tamam. Çok hafif. 700 gram falan. Yine sert materyal mi? Koruma şeyleri. Üstü plastik kaplı, altı tamam. Ama gene yumuşak. Ha, mesela Dainese de var bende. O da öyle. Hem hafif göğüs, omuz. Ha. Hatta boyunluğu da vardı ama çıkarttım şey yapamadığım için, kafayı kaldıramadığım için onu çıkardım. Bir de bayağı büyük bir sırt koruması var. Upuzun. Evet. Onun uzun olması makbul tabii abi. Tabii ama işte sokakta değil ama pistte kullanıyorum. Speedy'de hem boy bedeni var hem de genişlik bedeni var. Medium var, large var. Tam hani vücuduna göre olanını bul. Olanını bulabilirsin. İngilizlerin Nox diye bir marka var. Evet. Sırt korumasında sırt göğüs koruması çok iddialı. Force Field diye bir şey var. Force Field çok evet, ilginç. Evet. Force Field. Moto'da görmüştüm. Biraz doğru. YouTube'da falan da baktım. İşte Alpine Star vesaireler var tabii var. De abi hepsinin yaklaşımı da bazı konularda ortak, bazı konularda çok farklı. Mesela. Dainese'nin sırt korumasının içi alüminyum. Sert yani. Şimdi bir dakika. Yeni de çıkardılar bir tane acayip. O böyle içi
honeycomb diyorlar. Evet. Bal peteği evet. şeklinde alüminyum çarpmada o eziliyormuş. Evet. İşte mesela Alpinstar'a bakıyorsun o tamamen et gibi iç dışı plastik yapıyor. Hmm. İşte ikona baktım o da öyle. Bazıları mesela sırf et gibi gidiyor. Nerede bizim bu sırt koruması? Şurada bir yerdeydi ama onu atladık bak yayından evvel. Elinle gittim. Sıkabiliyorsun evet. ama çekiçle vurunca ezilmiyor. Sert. Evet. Ani güce karşı sertleşiyor. Bir de onlar var. Şurada bir tane var. Yok onlar değil. Boş ver. Yok o da değil. O da değil. O da değil. Yani sonuçta var bir sürü çeşit. Siz ne olursunuz? Hani bütçenize göre bir sırt koruması muhakkak edinin ve takın. Boyun koruması gördüğünüz gibi hani kurtarıyor. Aa, canlı örnek burada yaşıyor aramızda. Onlar da işe yarıyor. Ama sırt korumasız ne olur çıkmayın. Unutmayın ki kask yaşatır, sırtlık yürütür. Yani bunu daima hatırlayalım. Evet. Bu böyle bir durumdu. Bunu hatırlatmak istedim açıkçası. Bu konu üzerine biraz eğilmek istedim. Teker yapmıyorsan sırt koruması o kadar da önemli değil. Gibi değil mi? Yani. Teker yap, tek teker yapmıyorsan sırt koruması. Ne gerek var? Ya, tabii öyle. Şey var bir düş de bir görün bakalım. Teker yapmadan. Mesela işte piste gelirken işte herkesin tulumu olmuyor. Hı hı. İki parça ceket pantolon oluyor. Deri olmasına gerek yok. Ama şuna dikkat ediliyor bütün pistlerde. İkisi birbirine bağlanıyor mu? Belden fermuar. Belden fermuarla. Diyeceksiniz ki niye işte çocukların beli üşmesin. Yok öyle bir şey değil. Kimsenin umurunda değil o. Videolarda gördüm. Çok sıkı olan bir deri mont. Tam oturmuş. Tam oturmuş evet. Tamam. Adam düşüyor. Yerde sürüklenmeye başlıyor. Ayakları önde böyle sırt üstü gidiyor. O deri mont, o böyle sıkan deri mont sanki böyle bir tişörtmüş gibi fırıp diye çıkarken de omuz falan da kırılıyor veya çünkü bilmem ne oluyor. Böyle buruşuyor gidiyor adam da içinde. Hepsinin bir nedeni var. Bizim burada bir tane kavga çıktı sanayide. Eyvah. Adam böyle tartışıyorlar. Ya çek arabanı çekersin çekmezsin derken bir tanesi böyle yaptı adamı. Tişörtünü tuttu hop yukarı çekti. Adamın kollar böyle kaldı. Pata 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 dövdüler. Vay vay vay. Çok. Gerçi biraz sonra silahla gelip vurdular da o neyse o geçeyim. O kısmını anlatmayayım. O çabuk oldu o iş. Yani hani çabuk sıyrılması hep bana onu hatırlatıyor. Böyle kollar böyle kaldı. Bayansın. Evet arkadaşlar o yüzden ne olur? Sırtlık çok önemli. Sırt koruması çok önemli. Boyun koruması çok önemli. Kaskı zaten saymıyorum bile artık. Bu bir dosya konumuzu. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Bu akşamki bahsetmek istediğiniz. Biliyorsunuz yeni kanun hükmünde kararname çıktı sanırım ve bunu bir genelge halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün trafik şubelerine dağıttılar. Ankara merkezli olmak üzere. Bu da şöyle olmuş görünüşe göre. Bir hamburger fast food zincirinin kuryesini, daha doğrusu dağıtıcısını, hamburger dağıtıcısı çocuğu durduruyor polis. Ondan sonra ceza kesiyor işte çantadan. Diyorlar ki bir dakika ya bizde var binlerce skuter evet. çantalı. Bunların hepsine mi ceza kesecek? Nasıl olacak bu iş diye bir yazı yazıyor o firma. İşte devlet babamız da bakıyor. Uyanıyor. Sen uyan devi uyandırıyorlar orada. Tabii. Biliyorsun ilk uyanış daha önce olmuştu. Hmm. İlk uyanış bundan 2 sene evvel bir evet. BMW GS sürücüsünün Ankara'da bir dakika bu çantayı biz takıyoruz motorumuza ama şaside değişiklik midir bu? Ben gideyim bir polise sorayım diye. Abi bu GS var ya nereye dokunsam bela. Gidip o ilk o uyandırmıştı. Onların sorması lazım tabii çünkü sokağın öbür ucuna giderken 5 çanta takılıyor. Evet, evet ona lazım. Çantasız olmaz. Nereye gidiyorsun? Taklamakan. O değil. Taklamakan kafe şurada. 50 metre. Belki zordur sökmek ya. Ama kolay galiba değil mi? Hayırlı olsun. Ya zoruyla kolayla bütün dengesini bozuyor zaten adetin yani. Neyse. İlk o uyandırmıştı 2 sene evvel. Şimdi bir de bu üzerine bu hamburger işi çıktı. Şimdi kanun hükmünde kararname midir, genelge midir o neyse artık. Gördükleri yerde yakalıyorlar. Bilmem kaç bin lira cezası var. Biz bir 80 lira yedik mesela. Skuterler. 80 lira mıdır? Evet ilk bir 80 lira yazmışlar. Sende var mı çanta? Bende yok. Bizim arkadaşta var. Arkadaşta var. Şey paketçi. Hı hı. Onu hemen aldılar. Hemen aldı polis. 80 lira yazmış. Soft case olunca sorun yok galiba. Evet. Yumuşakta sorun yok. Şasi değişikliğine giriyormuş hard case. Yani sert plastik
metal vesaire olan çantalar, motora vidalanmış olan çantalar ya da bir şekilde böyle bağlanmış demirle, evet, ayakla, bacakla, bir şeyle, konstrüksiyonla, o zaman ceza geliyor. Yapılması için de bir prosedür var. Bu işlemin yapılması için. Ama nedir o prosedür? Yani o prosedürü hala bilen yok. İşte biz yapalım dedik. Yapmaya kalktınız. Kimisi diyor 1500 lira tutar. 2800 diyen var. Oo, onu duymadım. Kimisi diyor 700 liraya hallolur. Hı hı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Peki. Efendime söyleyeyim. Yani bu esasında çok haksız da değil. İşte o küçücük skuterlarla su taşıyanlar, tüp taşıyanlar. Var. Dev gibi çanta koyanlar. O arkası çantalı skuterda giderken bir şöyle elinizi birkaç saniye bırakın gidondan. Hemen çırpmaya başlar. Yani sever o. Evet, tabii ki her şeyi değiştiriliyor orada. Ama tamam, kanun da çıksın. Denetlensin de ben de ne yapacağımı bileyim. Nereden izin alacağım, nerede proje yaptıracağım. Yani sonuçta benim merak millet daha kolay şey bina dikiyor. Şimdi abi bu arka çantayı aldık peki. Projeyi de çizdirdik. Tamam. Kime acaba? Artık bilmiyorum. Neyse yaptırdık. Tabii. Bir mühendislik firması var orada belli ki. Trafik tesis şubesinin iki sokak yanında. Tabii. Ona yaptırdık. Gittik tesisle muameleler, tüvler, türkler hepsi geçti. Hı. Artık motorum elimi bırakınca çırpmayacak mı yani? Çırpacak mı? Bu o mu demek? Ama şimdi sus tabii. Ama tabii ki hiç. Yani problemi çözmüyor. Problemden yararlanarak bir sürü iş çıkıyor. Sakal falan filan. Yani onun amortisörünün değişmesi yok, arkanın yükseltilmesi, biz de bir şey o lazım. O mühendisliğe sahip bir mühendislik bürosuna mı çizdiriyoruz projeyi? Ya abi olur mu şey? Tanıdık mühendisliğe çizdiriyoruz. Peki. Ekonomik olarak da biraz saçma geliyor. Ya. Motor çünkü 3 lira, 2800 liraya da proje. 1000 liralık bir kab motosikletinde bir hani top case, arka çanta kullanacak. Ama onu taktırması için 1000 lira daha harcaması gerekiyor. Fazla. Çanta hariç. Evet. Biz mesela şimdi yeni motor alacağız. Hı. Mesela iş yerine. Ben bekliyorum. Yani yeni bunun parasını ben mi vereceğim? Belki 5 ay sonra bu bir düzene girecek. Satan bunu halledecek. Evet. Bir şey olacak. Büyük ihtimalle. Yeni bir genelgeyle. Falan filan. O ödeyenler mi oldu? Onlar yandı. Onlar yandı. Onlar evet. Çok uygulanabilir bir şey gibi değil sanki ya, değil mi? Yani pratik olarak ya, ekonomik yönden bir şey var. Böyle bir sorun. Yani bir yerden bir yere paralar gidecek işte. Nereye gittiği önemli. Şimdi ama şöyle düşün. 1000 liraya o ekonomik aracı alan kişi için bu bir seçenek değil aslında. Yani. Orada başka bir şey yapacak. Benim bir arkadaşım evet, var. Tabii. Dedim ki ya yaptıramayacak. Bu ya para mesela krizi, ekonomik krizler bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya, ne yapacağız falan. Ya endişe etme abi dedi. Niye dedim? Abi dedi, şimdi ortada böyle bir para var ya, o eskiden bir kısmı şuradaydı, o şimdi buraya geçiyor dedi. Bu sancılar ondan yani dedi. Sen onu dert etme. Evet, para aynı para dönüyor aslında ortada dedi. Evet. Sen onun geçtiği yerde olmaya çalış dedi. Dedim mühendislik bürosu açma zamanı mıdır acaba bu? Skuterlerinize proje çizilir diye. Bu arada dikkatimizi çeken bir abimizin söylediği bir şey var. İyi güzel, bizim çantalar işte 40 litre, 30 litre, 50 litre neyse arkaya takıyoruz. Otomobillerin senelerdir tepelerine tabut gibi, tabii, böyle mezar gibi taktığı o kutular var. Onunla ilgili izin alınmıyor aga. Onu gidiyorsun, doğru, satıldığı yerden alıyorsun, üzerinde tuğle, kule bir şeyler yazıyor. Colmax'ler, Colman'lar, Allah ne verdiyse. Öyle bir takım ecnebi bir şeyler. O böyle sivri sivri. Tabii. O böyle hani ani kazada böyle fırla diye gidebilecek. Şifırlar. Bir de onların içine aç. Kocaman, boyları çok büyük ama sadece şu kadar kilo koyarsınız diyor. Aa. Tabii. Ona uyan yok ki. Tabii ki yok. İçine doldur. Oo, full doldur. Bir ton. Tabii. Arabanın. Düşünemiyor musun? Ağırlık merkezi arabanın. Hayır, yani arabanın virajda. Ağırlık merkezi. O nasıl olacak? Öyle. Ona izin yok ama. İzin almaya gerek yok ona. Yok. Kanunları yazanlar otomobil kullandığı için hep kendine, hep kendi Rabbena, hep bana, hep bana nalıncı keseri. Otomobilcilerin lobisi kuvvetli. Kuvvetli. Motosikletin lobisi var mı? Yok. Yok tabii. Evet. Kendisi bile yok. Nerede lobisi olsun? Peki. Arkadaşlar bununla ilgili bakın bir şey yapabilirsiniz. Madem bizi izliyorsunuz, çekin birer tane arabanın üstünde o kutu olan fotoğrafı, yollayın, bizim
arka çantaları nereye yollayacağız kısmına geleceğim biraz sonra. Hani yazacağımız şey de şudur. Hani motosikletlerin arka çantalarını yasaklıyorsunuz. Peki onun için bu kadar meşakkat çekiliyor, projeler projeler çiziliyor. E otomobile aynı prosedür var mı? Yok. Niye? O daha çok adam öldürebilir. Motosiklet işçisi bir tek kendi başına gidiyor adamcağız. Bu herif işte otobüs kazasını gördük abi. Evet. Kızın bacağını kestiler şimdi. Maalesef. Neler yapılabiliyor otobüsler? Sen bir kaza anlattın en son minibüsle. Daha dün evet üstünde boru taşıyan veya profil bir şey taşıyan bir minibüs bir otobüse veya kamyonet diyeyim. Otobüse arkadan çarpıyor. İçinde de yolcular var. Çarpınca kamyonetin taşıdığı borular işte o sivri şeyler otobüsün kaportayı delerek vatandaşa dalıyor. Vatandaşa dalıyor. 4 kişi birinin de ağır yaralı olduğunu. 4 yaralı biri de ağır. Dün haberlerde duydum. Ondan sonra gazeteler dokuz. Motosiklet terörü. Tabii. Çok tehlikeli. Ya bu bir film yazan vardı. Yazan elleri kıracağım onun. Ya bu bagaj yükleme işinde aslında bu da bir kültür bir şey işi. Evet. Yani hani bu kamyonetiyle taşımacılık yapan adam olsun ya da yani kimse yani profesyonel ya da profesyonel olmayan insanlar. Yani bagajları konusunda aslında hassas davranmak. Kültür yani başkası ve insan hayatına saygı olabilirsin. Tabii. Kurallar var işte bir metreden fazla çıkamaz işte şu, bir sürü şey var. Çıkarsa bayrak asacak ya mesela, evet, falan düzenleme var da uygulama. Ya evet uygulama kısmı da evet. Bence ya denetimden kaçıyor bile olsa bu bir vicdan bir kültür ve evet, bir disiplindir yani hani. Ona dikkat etmesi lazım herkesin. Yani sonuçta... Ben otobanda domates kasası saça saça giden adamlar gördüm. Ben mesela önüme düştü İzmit otobanında. Tabii. Ya adam bana şey sol şeritte çok mesafe vardı. Biri vatandaş taşınıyor kamyonetten bir koltuk uçtu. Kaçınma mı orası o zaman? Koltuktan kaçınmadı çok yalnız. Mesafe vardı. Ona gerekmedi ama bildiğin koltuk böyle havalandı dıngır dıngır. Ben paspasa girdim. Tabii. Temde önümdeki araba ortalayıp önümdeki araba giderken böyle bir anda fıt fıt yaptı. Böyle bir hareket yaptı. Meğer paspasa ortalıyormuş. Bir geçti üstten havalandı paspas. Laaap diye kafamıza geçti. Karenajı kırdık. Aynalar kırıldı falan. Abi gece, ne diyorsun ya? Tabii. Bayağı paspas hızlı gider. Paspas da ağırdır yani. Çok evet abi. Yani çok geçmiş olsun. Ben mal taşıyan adamın umursamazlığı falan. Bütün bunlar. Ondan sonra o mazot doldurup fazla doldurup kapağı iyi kapatmayıp döke döke giden. Tabii bu pazar gördük. Yine var mıydı? Tabii İznik'te İznik Yenişehir arası virajın içi full mazot. Ama yani üstteki virajda kokuyu aldığımız için şüphelendik. Yani tam dönüşte özellikle çünkü, bir ıslaklık tabii, böyle. Çünkü dönüşte o böyle mazot bu tarafa geldi o şorr diye döke döke gitti o. Full, yeni fullediğinde kapaklar tam kapanmıyor. O-ringleri yok. Bir şeyleri yok. Hatta bazen eskiden gördünüz. Naylon torbayla tıkarlardı ağzını falan. Abi, yani Cihangir'de cumbalı bir apartmanda önüme halı düştü. Halı silken teyze kafana halı attı. Öyle yaparken önüme rof diye halı düştü. Kafaya da düşebilir. Halı ya. Koca halı. Görmeyip küt diye bir yere gör. Mesela bizim Fuat abi onun için biz böyle giderken yollarda hep şey yapardı. Yani şehir içinde şeyde yavaşlayın. Evet. Hep 30. Hep işte 30, 50 hani veya yazmasa da hani çok giriş çıkış var, o var bu var. Her şey olabilir. Yavaşlayın derdi. Evet. Evet. Bana da yapıyor aynı şey. Tabii. Doğru. Haklı. Haklı tabii de işte biz de alışık değiliz ya böyle. Niye yavaşlıyor bu adam ya falan diye sinirleniyordum ben böyle. Neyse. Durumlar böyle arkadaşlar. Ulaşabildiğiniz bütün milletvekillerine, işte devlet erkanına kim varsa yazın abi. Bizim çantalar sorun oluyor. Peki arabaların çantalar niye sorun olmuyor? Ya. Port bagajlar bilmem neler. Niye onlara sorun niye yok yani? Niye bize hep bu işler? Bir onunla ilgili atabiliyorsanız bir iki mail atın ya. Herkes çok bir iki mail atsa harika olur ya. Biraz şenlensin oralar. Hep aynı konuları konuşuyoruz. Meclis doğru. Şey oldu işte. Cumhurbaşkanı oluyor. Kim oluyor? Kim olacak? Olacaksa olacak. Ne yapalım? Onunla ilgili zaten kaç alternatif vardı ki ne olacak yani? Motet bununla çok ilgili uğraştı. Ankara'ya gitti, geldi. Emniyet Müdürlüğü şudur budur ama maalesef sonuç alamadı. Evet. Onlar da çalışsın. Biz de çalışalım. Siz de çalışın. Hep evet, beraber çalışalım. Ancak bu iş böyle çözülür. Peki. Aytek Akakçı hemen sorular başlıyor ve Aytek her zamanki gibi kafada abi. Adam direkt en tepede daima
Aytek abi sormuş. İyi akşamlar. Inazuma'da ön lastikte IRC takılı. Of. 110-80-17. Ben ise Pirelli Diablo Rosso 2 düşünüyorum. Fakat 110-70-17. Yanığı 1-1,5 santim kısa. Herhangi bir sorun yaratır mı diye soracaktım. Abi o konuyu en iyi motor lastikten Köksal Bey'e sorarsan o sana anlatır. Büyük devam et. Köksal Bey'e sordum. Sormuş bile. Vay namussuz. Ama senin de fikrini almak istedim. Bir de bu lastiği takarsam yine kitapçıkta söylenen havayı mı basalım? Evet. Aynı havayı basıyoruz. Son olarak dağ yollarında sola dönerken duşum. Oraya girmeyelim. Abi yanak küçülecek. Demek ki biraz daha öne inecek. Biraz daha hızlı ön lastikten bahsediyor. Evet. Dolayısıyla biraz daha hızlı ve kolay yön değiştireceksin. Fakat düzlük stabilitesinden birazcık feragat edeceksin. Yanlış mıyım? Doğru. Değil mi? Kolay dönecek ama düzlük dengesinden biraz bozulacak. Gerçi o motor zaten yeterince uzun bir motor olduğu için ve zaten yeterince yatık bir gidon açısı olduğu için hani çok fazla bir böyle abi çok asabi oldu bizim motor diyeceğim bir durum olacağını pek zannetmiyorum. Yanılıyor olabilir. O motor hızını nereden ölçüyordur? Ön lastikten. O zaman o da daha hızlı ya da gösterecek. Bir dakika. Onda önde miydi arkada mıydı hatırlamıyorum. Inazuma'da ya emin değilim abi. Önden ölçüyor olabilir. O zaman da hızlı gösterecek. Evet. Fazla gösterecek süratin. Arkadaşlarına şekil yaparsın. Böyle takarsın action cam bir şey. Buradan böyle bak oğlum benim 190 yapıyor diye. Güzel olur yani. Peki. Altına da Tarık Sarıçam demiş ki abi sende VIP bileti mi var? Önce sen soruyorsun her seferinde diye. Peki son olarak dağ yollarında tek gidiş geliş sola dönerken dışarıdan alıp görüşümü iyileştirmeye ve dönüş çapımı büyütmeye çalışıyorum. Peki. Hem de arabalardan uzak oluyorum. O da güzel. Ama sağa dönerken dıştan alırsak görüş için iyiyken virajda karşıdan araba geldiği zaman arabaya çok yakın geçiyorum. Çok doğru. Doğru. Bu da bazen tehlike yaratıyor. Evet. Evet. Ama içten dönmeye kalktığımda ise görüşüm çok azalıp virajın içini göremiyorum. Evet. O da doğru. Senin videolarındaki bir apex'le mi dönmek gerekir? Hı? Sağa dönüşleri ve sola dönüşleri nasıl güvenli hale getirebilirim? Hı. Hızını ayarlayarak. Yani burası yol. Her şey olabilir. Burada çok olur. Sağda olursun. Virajın hemen içinde sağa park etmiş. İşte çocuğuna çiş yaptıran, mantar çiçek toplayan olur. Audu'du. Neydi? Frambuaz. Evet. Börtlen. Börtlen toplayan. Bir de şey yapar. Olur. Eşek kıyarı toplayan olur. Olur. Labada ve... Sonuçta ne toplasa toplasın. Arabanın kaporta aynı. Sert. Solda kalırsan işte... Ralliciler var, özenenler var, öyle bütün virajı içeriden alanlar. Onlardan olur. Dolayısıyla işte yol şartlarını okuyarak ona göre gideceksin. Apex derken de şöyle bir şey var. Hani şimdi hocanın yanında anlatmak ayıp ama. Ne demek canım? İki tip Apex var arkadaşlar. Birbirine karıştırmamamız lazım. Bir geometrik Apex var. Yani bir dönemeci, bir burgunun bir ne diyelim yarım yayın. En üst tepe noktası, tepe tam ortası hani falan. Bir de motosiklette ya da motorlu sporlarda kullanılan apex var. O başka bir şeydir. O tam ortası değildir. O ya içte değişir. Kalır ya dışta kalır. Sürekli değişir. Viraj nereden girdiğine göre, süratine göre, çıkışına göre, bir sonraki virajın, yolun devamının nereye bağlandığına göre hep değişen bir apex'tir o. Sürekli ve hiç kimsenin apex'i bir olmayabilir. Hani doğru apex falan öyle bir şey yok abi. Süratine göre değişir. Aynı adam, aynı motosiklet, farklı süratlerde, farklı giriş noktalarıyla milyonlarca kombinasyon olur. Apex'ler olur değil mi hocam? Evet, tabii. Bir de unutmayın ki arkadaşlar, viraja girerken yapacağımız 1 metrelik değişiklik, çıkışta daha fazla farkı, 1 metrelik değişikliğe değişiklik olarak yansımaz. Tabii, çok daha fazla çok olur daha değil fazla. Mi hocam? Evet. Çünkü burada yapacağım, hani bu şey gibi, kaldıraç gibi düşünelim. Şurada bir kaldıraçlık bir şeyimiz var mı? Var. Bak şöyle bir şey. Bak şimdi. Kaldıraç gibi düşünelim aga. Tamam mı? Buradan burada şu tarafta yapacağımız küçük bir değişiklik diğer tarafta çok daha fazla bir değişikliğe neden oluyor. Tabii. Tamam. Yani bunu unutmayın olur mu? Böyle burada ya bir metre geç girelim. Bir metre geç girersen orada birkaç metre fark edecek çıkışta. 5 metre fark edebilir yani. Sürate göre, açıya göre değişen bir hesap. Böyle bir durum. Umarım derdimizi anlatabilmişizdir. Aytek Akakça abicim. Bir de tabii sorduğun soru öyle bir soru ki bütün okulun konusu yani. İki gün eğitim alınıyor bunu öğrenmek için ve her zaman çözülmüyor yani. Markın bir de bizim işte mesela bu okulda
kapalı pistte yapılıyor ve yani o virajı en performanslı dönmek için gerekli apex giriş noktası, çıkış noktasından bahsediliyor. Ve onun uygulaması da pistte tabii ki oluyor. Ama bunları duyup veya o eğitimi alıp tamam yola çıkınca bunları yapalım. Ben bir coşarım. Tamamen yanlış. Burada yol güvenliği, güvenli sürüş çok daha önemli. Yani dediğim gibi o virajların sonunda ne madalya var, ne kupa var, ne alkışlayan var. Tek hediyemiz akşam eve sağlam dönmek. Evet. Hani o arada birkaç arkadaşa şekil yapacağız derken kolu tabii, bacağı tabii. Kaybetmeyelim. Tabii. O yüzden Aytek abi çok şey yapma. Sen kendinle. Ya ben yaptım, çok düştüm. Vallahi. Bir sürü arkadaşım da yani evet. Düşeriz. Önemli olan hani arabaya kamyona girmeyelim. Yani işte onlara girmeyeyim diye düştüm. Kendine zaman istiyorum. Vermek ve kendi limitlerinin belki yolda %40'ını belki geçmemek. Yani evet. 50, kendi 60 derken yani 50, 60. O anda o yolun trafiğin durumunu da şey yapmak. Tabii. Okuyabilmek, ona göre sürmek. Tabii. Yani belki senin %70'in 40'ın bile çok fazla o yolda. O anda. Mantıklı. Tabii yani doğru, sen evet. Çok akıcı. Evet, istiyoruz. Evet, ya binmişiz evet. Orada o mantıklı. Motoru kullanmak. Ferah ferah. Limitlerine şey yapmak, yatmak, kalkmak, hop diye dönmek, hızlı çıkmak ama. Memleket buna müsait mi acaba? Değil tabii. Hiçbir yer değil. Yani hani bu ortam acaba buna uygun mu? Şimdi şöyle yani bir şey yani bunun dengesini bulmak lazım. Mesela biraz 2-3 saat evvel gördüm. Daracık bir yol. Bu böyle şeyde Balta Limanı'nda araya inen bir evet. Yol. Babalar böyle orada motorla ya. Falan böyle kollarda dimdik falan. Hmm. Kask yok hiç kimse de falan olabilir. Onların kararı. Ona karışamayız tabii de. Böyle ulan dedim şu aradan minibüs çıkacak şimdi falan böyle. Minibüs de sesi duydu. Böyle yanaştı. Bakıyor çaktırmadan kesiyor inceden. Hani har diye çıksan 3 ölü var orada. Tabii tak tak tak. Hemen yapışacak evet. Böyle. Tabii. O yüzden yani çok. Hani o yol ona uygun olmayabilir öyle gazlamaya hı. Falan. Bunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Peki. Korcan Ulusoy demiş ki herkese iyi akşamlar. Bakın abi şu top kes cezaları. Evet. Tabii ki. Dünyada örneği olmayan bir saçmalı olur onlar. Her şey. Biz de her şeyi ilklere imza atmamızla ünlüyüz. Unutma ki Korcan abi biz birçok ülkeye de öncülük ediyoruz. Belki yarın bir gün Avrupa'da yaparlar böyle şeyler. Aa Türkler yaptıysa oluyormuş. Biz tabii. De yapalım derler belki. Ondan sonra kesinlikle bir protesto korteji organize edilmeli. Bu doğru. İş protesto ile olmaz. Peki. Burak Gümüşkaşık. İyi akşamlar, iyi yayınlar tüm apaçlar. Öncelikle geçen hafta sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Öyle mi yaptık? Tavsiyelerinize uydum ve eğitim almaya başladım. Sizlere teşekkür ederim. İstanbul dışında yaşadığım için çok iyi bir eğitim almıyorum. Ama hiç yoktan iyidir dedim. Şimdi sorularım şunlar abi. 1. Kampana fren, disk fren arasındaki farklar nelerdir? İstenilirse kampana fren disk frene döndürülebilir mi? Her motorda değil. Peki önce bundan başlayalım. Abi kampana fren şöyle çalışıyor. Bir tas var. Bildiğin bir böyle tencere. İçinde de dışarı doğru açılıp balata. Ona sürttüren böyle pabuçlar var. Balatalar var. Tamam mı? Ve bunu çoğunlukla telle kontrol ediyoruz. Tamam mı? Ve bu balatalar bir kapalı bir yerde sürtündüğü için ısınıyor ve eriyor. Çok çabuk bitiyor. Uzun süre çok sert kullanırsa. Çok pardon. Bu yüzden eski tip yarış motorlarında 1950'lerin 40'ların yarış motorlarında o zamanın tabii yarış motoru. Yani bugünkü gibi düşünme o zamanın tabii. Yarış motorunu. Onların böyle yanlarında soğutucu kanallar falan vardır. Evet. Kampana böyle rahat nefes alsın diye. Hatta onun böyle 1-2 değil hani 4 tane kampanası birden şey pabucu birden olanlar falan vardı. Eski büyük motorlarda böyle kocaman kampanalar olurdu. Otobüs gibi kamyon gibiydi eskiden tabii otobüsler kamyonlar öyle çalışıyordu. Elbette bir disk çok daha etkin çalışıyor. Çünkü disk fren sonuçta dönen bir yüzey onu buradan ısırttırıyoruz dışarıdan pistonlarla ve hidrolik bir sistemle oluyor çoğunlukla bu ısırttırma işi. O yüzden çok daha etkin çalışıyor. Şimdi bir kampanayı çoğunlukla söküp de yeni disk takmak çok mümkün olmayabilir. Şöyle ki kampanalar genelde jantın göbeğinde olduğu için oraya tellerle janta bağlanıyor. Ya da işte neyse dökümse de jant o kampanaya göbeğe bağlanıyor direkt. Dolayısıyla o jantı komple çöpe atıp başka jant almamız gerekebilir disk frenin uyduğu. Bununla da bitmiyor. Hadi disk freni olan jantı taktık. Amortisör bacakları burada. Şimdi o amortisör bacaklarının neresine
kaliper, fren kaliperini bağlayacağız, tutturacağız. Hani bununla ilgili olarak biraz çalışmak lazım. Alacağım motora göre de değişir mesela. Çin malı 125'lik 4 zamanlı bildiğimiz komuter motorlardan alacaksan çoğunun ön takımı birbirine uyuyor. Hani birinin amortisörünü komple çıkarırsın jantıyla beraber, öbürünü takarsın. Ama hani bu da pahalıya geliyor diyorsan o zaman başka motor alırsın. Daha mantıklı olabilir. Hı. Bu böyle. İkinci soru. Ekipmanlarımı tamamlamaya çalışıyorum. Ya sizin katacağınız bir şey var mıydı? Ben bu arada sözünü... Hayır. Fren benim merkezini yok. De değiştirecek. Ya bir de diske çevirince. Tabii bir de burada merkez takmayalım. Bir de onu takman lazım. Bu adam yaptığı için biliyor merkezi. Daha yeni yaptık. İki, ekipmanlarımı tamamlamaya çalışıyorum ama eldiven ve bot bulamadım. Hı. Görmeden, dokunmadan internetten almak ne kadar doğru? Görmeden, dokunmadan değil. Eline, ayağına oluyor mu? Ya denemek lazım tabii değil mi baba? Tabii. Yani benim bu konuda biraz derdim az. Çünkü benim vücut o kadar standart ki. Böyle işte Avrupa markalarda 54 beden mont ceket kesin oluyor. İşte eldiven X-Large direkt oluyor elime. 45 numara ayakkabı direkt oluyor. Hiçbir derdim yok. Ama birçok arkadaşımın bir sürü beden, marka, model hep değişiyor adamlar. Sende oluyor mu mesela? Sadece kask problemli bende ya. Diğerleri kafadan. Tam. Güzel. Diğerlerinde çok sorun yok. Sizde oluyor mu abi? Oluyor. Tabii. Yani işte kolumuz uzun gelir, kısa gelir. Mesela kol uzunluğu, kısalığı çok büyük sıkıntı abi. Mont standart yapıyor herifler kolları. Bir giyiyor mesela, babaya uzun geldi. Kollar kısaymış. Şimdi o herif nasıl motor kullanacak? Buradan sürekli bileğini öne doğru iten bir mont var. Tabii. Ya da kısa geldi, o daha kötü. Abimin de tabii giydim gibi böyle bir hal. Korumalar zorluyor, tam yerine oturmuyor. Bak işte korumalar tam yerine oturmazsa mesela, biraz kenarda olsa kazada olmaz, hiçbir işe yaramadı. Böyle sorunlar olabilir. O yüzden Burak abi, denemeden alma. Mümkünse bir şekilde İstanbul'a bir yolunu düşür. Ya da İzmir'e ya da Ankara'ya deneyerek al abi. Ya yani denemeden şart alma muhakkak. Bir gününü ayıracaksın abi bu işe en az. Ya da iki gün yani git gel falan için. Böyle bir durum. Sorularıma cevap verirsen çok teşekkür ederim. Senin sayende bugün kendi motorumla 20 kilometre yol yaptım ve gerçekten harika. Maşallah. Allah kaza bela vermesin diyorum. Evet. İyi ki varsın adamın dibine. Sağ ol abi. Soner Gül de demiş ki, ha, o da ona cevap vermiş. Evet. İnternetten aldım falan filan. Peki. Mert Kahraman. Merhaba Barkın abi, Burçin abiye ve Devrim abiye selamlar. Pulsar 200 videonda Loctite kullanımı gerektiğini söyledin. Biraz anlatır mısın? Loctite ne işe yarar? Loctite titreşimle çalışan, titreşimli çalışan mekanizmalarda cıvataların titreşimden gevşeyip düşmesini engelleyen bir nevi cıvata tutkalıdır. Cıvataya sıkarız, tuttururuz, o kurur onun içinde, donar, böylece titreşimden gevşeyip düşmez. Bu sebeple Loctite Formula 1'de ve bunun gibi bir takım böyle motor sporları aktivitelerinde, müsabakalarında ana sporlarda, ana sponsorlardan biri olarak geçer adı çoğunlukla Loctite. Çok dev bir firmadır zaten. Zaten galiba Henkel. Olabilir. Çeşitleri var değil mi bir de? Tabii. Şimdi orada numarası var onun üzerinde. 240, 222, 205, 300, 100 bilmem kaç falan. O işte onun kalınlığı ve üzerine binecek yük. Hani çok ağır işte kullanılan bir cıvataya çok hafif işin Loctite'ını sıkarsak onu tutmayabilir. Ya da tam tersi çok hafif işin, atıyorum radyo kontrolü otomobil modelcisinin kullanması gereken Loctite'ı böyle gemi cıvata, tekne cıvatasına takarsak onu tutmaz. Tersi olursa ya da yapışır, açılmaz. Ya da, da açılmaz. Öyle kalır orada böyle. Açamaz. Falan yalama ettik, açamadık olur. Ha. Dolayısıyla senin işine uygun Loctite'ı bulman, yani motosiklet kullanımına uygun Loctite'ı bulman işte ve onu kullanman. 200'lü rakamlarda gidip geliyor. Loctite'in bayilerine ya da Loctite'in internet sitesine girip bol bol bununla ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Araştırın. L-O-C-T-I-T-E yazıyor. Loctite. Çoğu Anadolu motosiklet ustası ne olduğunu bilmez. Onu söyleyeyim. Hani sen onu sıkarken görülürsen de böyle uzaylı gibi bakabilirler. Buna hazırlıklı olun abi. En son dün İzmir'deydim. Evet. İzmir'de Motosella'nın bir çekimini yaptık. Sağ olsun kardeşlerimiz, abilerimiz geldiler. Gel, hoş geldin falan diye. Biraz muhabbet, sohbet. Orada
İzmir'de hakikaten usta bulmanın zorluğu. Hani varmış bir iki tane ama onun dışında ne korku hikayeleri var abi. Adamı mesela diyor ki marş motoru bozuk diyorlar motoruma. Onu yaptırmam lazım abi. Bir dinlesene sesini diyor. Çalıştırıyor. Marş motoru cu 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 diye çalışıyor. Ama motor çalışırken arada cung, ding, ding falan bir eksantrik sesi geliyor. Hmm. E dedim bunu istop ettim bir daha çalıştırdım falan. Abi dedim bunun marş motoru taş gibi. İşte usta öyle diyor. Bendix bilyası mı dedim. Bilmiyorum dedi. Bendix bilyası tek yönlü bir bilyayla çalıştırıyor ya marş motorunu. Anlayamadık yani hani işte başka bir çocukla konuşuyorum. Şimdi bizde mesela Ali Ulaş diye bir kardeşimiz çalışıyor. İzmir'den geldi. Ne ameliyat etmişler herifi. Vay 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 vay. İşte NC'yi sen bize ver. Üzerine bir 6000 at. Biz sana bu 600 zararı verelim falan. 600 zarar yolda duymadı. Kıtık 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 gidi falan. Eyvah eyvah. Bir de bir araştırdım diyor. Hasar kayıtları, hasar kayıtları. Andızcıların elinden çıkmış motor. Sigorta andızcıları. Hani kırık parça tak. Evet. İndir bir hop. Daha hop parayı indir falan. Sonra diyoruz ki sigorta primlerimiz niye yüksek? Ya. Acaba niye yüksek? Andızcılar sağ olsun onlar sayesinde. Loctite'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi Loctite'ı sürmen gereken vida var, sürmemen gereken vida var. Ben ikisini de yaptım biliyorsun. Sürmemen gereken yeri Loctite'ladım. Levent Usta'ya götürdük. Sökemiyor adam. Niye? Çünkü lastikli. Mesela lastikli somunun olduğu karenaj vidalarında mesela Loctite kullanmamalısın çünkü sertleşiyor, sökemiyorsun yapışıyor. Sonra. Lastikli şeyi de somunu bozuyor. Ve mesela Giles ayaklık setindeki karbon o topuk desteği var ya onu da yerine tamir edip taktığımda Loctite'lamamıştım o iki tane vidayı. O yüzden de o karbon plate'imi de kaybettim. Orada da Loctite kullanmam gerekiyordu. Ya biliyorsun da yaşamış olmam gerektiğini biliyordum da o sırada Loctite yoktu. Şunu şimdilik takayım sonra halledeyim demiştim. Sonrası oldu. Sonra unutuldu. Çok güzel. Bak yaşanmışı da var burada. Güzel. Bir de servis kitabında belirtiyor. Ha. Orada galiba hani bir sembol var. Diyor ki bunu gördüğün yer işte Loctite. Lubricate. Burayı yağla. Burayı balla. İşte, öyle. Anladım. Ona başvurmak anladım. Lazım. Bak. Okumak lazım. Bak. Birinci evet. Elden tecrübe servis almış. Servis kitabında var bu şeyler. Loctite yerleri de var. Peki. Ondan sonra şimdi burada başka bir şeyler daha var galiba. Bu sefer Loctite ne işe yarar? Bir de abi motosikletimizde düzenli olarak servis dışında yapacağımız neler vardır? Yıkadıktan sonra WD-40 zincir yağlama haricinde. Düzenli olarak ne yapıyorsunuz motorunuza? Ben lastik havalarına bakıyorum. İşte sağına soluna bakıyorum. Orası gevşemiş mi, burasında bir şey olmuş mu diye güzel. Bakıyorum. Güzel. Neresi gevşiyor senin motorda en çok? Valla spor motorda aynı ayaklıktan vardı. Ha? Loctite'liyana kadar gevşeyip dururdu. Tork anahtarıyla sıkardım. İşte ne bileyim mesela duyuyorum KTM'nin arka fren merkezi sıvının haznesinin kapağı uçup gevşi. Gidiyormuş. İşte onu kontrol ediyorum. Şeylere bakmak lazım. Direkt gidonun dönmesini engelleyen vidalar vardır. Evet. Stoplar. Stoplar. Hı hı. Onlar işte çıkar girer. Gidon kilitleri. Değişebilir. Evet. Bir kere Fuat abinin onları değil de başka bir şeyleri tam sıkmamışlar. Hı hı. Triple clamp mi deniyor? Üst mesnet. Alt evet, mesnet. O ikisini bağlayan vidaları sıkmamışlar. Yalova'da baktım bir gariplikler var önümde. Bir şeyler yapıyor. Evet. En sonunda kenara çekti. Ama anlamış ne olduğunu. Servisten yeni çıkmıştı motoru. Sıkmamışlar. O vida da gevşemiş böyle. Uzamış. Abo. Dönmüyor bir tarafa. Abo. Yani çok kötüymüş. Mesela yarım saat sonra olsaydı biz virajlı termal yollarında ben diyecektim ki Fuat abi gidiyordu sonra birden uçtu. Anılarımızda yaşatıyor evet. Falan diye böyle. Ya, bu kadar tehlikeli yani. Loktaklanması gereken bir video. Herhalde. Şundan da bahsetmemiz lazım. Anahtarlık terörü arkadaşlar. Çok böyle anahtarlık seven, çeşit çeşit anahtarlık motoruna anahtarlık takmayı seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. O orayı parçalasın. Parçalasın, parçalamasın o çok önemli değil. Nedir? Fakat eğer anahtarlık yeterince uzunsa ve o sürülen motor bizim mesela ZX7'de olduğu gibi buradan bir gidon amortisörü varsa
ona takılabiliyor. Oo. Döndüremiyorsun gidonu. Nasıl? O kadar uzun anahtarlığın ne işi var ya? Abi çok uzun. Çok uzun. Şey. Genelde uzun zaten ya. Uzun. Burada üstüm da bir halkası var. Baba takılıyor ya. Böyle sola döndün. Ah anne kaldım böyle ağaca gidiyorum. O yol orada. Nasıl? Hiç aklıma gelmemişti. Dolayısıyla o anahtarlık işi çok kelektir. Mümkünse çok kısa bir anahtarlık. Eğer uzun olacaksa da ucunda hiçbir şey olmayan kumaş veya lastik ucu. Hmm. Lastik anahtarlık güzel abi. Lastik hiçbir yere zarar vermiyor. Böyle süslü püslü oluyor ya. Onlar güzel. Anahtarlık terörüne de dikkat aynı şekilde. Bu stopların gevşemesi konusu da çok ciddi konu bu arada Mert abi. Şöyle oluyor. Her motorda yok. Benim birçok motorumda o gidonun ne kadar döneceğini limitleyen parçalar döküm. Ona ekstra bir şey yapılamıyor. Çoğu Avrupa motorda böyle spesiyel özel motorlar. İşte KTM'ler, Ducati'ler, bazı BMW'ler, işte bazı Japon yarış motorlarında falan onlar vidalı ayarlı oluyor. O da şundan. Adam trafiğe çok girip çıkıyor. Aralara girip çıkması lazım. O zaman onu gevşetiyor iyice. Açıyor arayı. Dolayısıyla gidon turu artıyor motoru. Hani aralara girip çıkabilir. Evet. Fakat gidon turunun artması yüksek sürat yapılan, düz gidilen, performans yapılan yerlerde iyi değil. Hı. Orada kısıyorsun onu. Fazla sağa sola dönmesin diye baştan limitliyorsun işi. Gibi bir sistem var. Hani bahsedilen şey konu da budur aslında. Bunlar önemli. Peki ben ne yapıyorum dersen abi rutin olarak motora binmeden evvel. Ben abi lastik basıncına böyle hani ibadet gibi bakarım abi. Lastik basıncı zincir yağı, zincir şey yağ seviyesi, motor yağ seviyesi. Öyle bir takıntım var benim. Büyük ihtimalle daha önce piston kol çıkarma falan yaptığım için benim vardır öyle pistonunu kırdığım, kolunu çıkardığım, bacağını sök. Tabii var öyle motorlarım. O yüzden benim için yağ çok önemli. Yağsız gezmemek ve yağın kalitesi. Yağına muhakkak bakarım binmeden. İşte lastikler falan onları böyle bir zaten bir gidonu kontrol edersin. Bir amortisörü kontrol edersin. Amortisörlerde sızma kızma var mı ona bakarsın. Onlara bakarız. Yağ sızıyor mu? Keçeler patlak mı değil mi falan. Motorda öyle terleyen yerler böyle bir şeyler var mı? Fren iyi mi? Tabii. Debriyaj güzel mi falan. Onları böyle birkaç kontrol. Zaman içinde Mert abi bunlar sende otomatikleşecek. Sen böyle edindiğin tecrübelerle diyeceksin ki ben şuna bakayım buna bakayım buna bakayım. Böyle zaten bineceksin ilk 100 metrede falan anlayacağım durumu. Mesela şunu fark edeceksin. Lastik inikken motorun dönmesi bir ağırlaşıyor. Arka lastik inikse böyle bir saçma gider. Ön lastik inikse döndüremezsin gidonu. Bunlar hemen uyanacaksın yani. Bunlar zaman içinde oluşacak ama. Bir de ben ilk çıktığımda ilk 1 kilometre diyelim böyle harş diye gitmiyorum. Tabii. Hiç tabii ne kaç bir? 5-10. Yani, yani tabii. Birkaç. Yani. Yavaş. Lastik ısınacak. Bir her şey. Frenler ısınacak. Kafa ısınacak. Kafa evet. ısınacak. Ben hazır değilim. Gelecek tabii yani, canım. O da o kontrollerin bir parçası gibi oluyor. Tabii, evet. Aslında. Tabii. Kesinlikle. Yani yarış motoruna özellikle biniyorsan ya da hızlı bir motora böyle binince bir hemen hee diye gitmek yok. Böyle bir sakin sakin baba. Mesela direksiyon amortisörleri veya bazı motorlarda görüyorum. Genelde Ducati'lerde falan. Ön yükleme mi? Ön yükleme. Çatallardaki. Onlar kolay ayarlansın diye böyle kocaman bahçe musluğu gibi bir kafalar takıyorlar. Evet. Hem de böyle kırmızı falan renkli oluyor. Çok, çok şık. Bunda var. Gülüyor. Çocuklar oynuyor. Böyle 10 metreden falan koşuyorlar. Arayı buraya fırt 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 hemen çevirelim. Çok kötü. Ben sonra bir biniyorsun o Anya'ya bu Konya'ya bakıyor. Bir arkadaşım da diyor ki ya benim başıma eskiden gelir diyor. Bir ustaya giderdim. Ne yapıyorsun? Devamlı mı şey yapıyorsun ya? Ayarlıyorsun onları. Her dakika. Hayır ya, çocuklar benim, bozdu bunu. Benim, bu, zaten benim ben de çocuk olsam çeviririm onları. Aksesuar olarak vardı üstünde zaten. He. Ben sökmedim yani. Tamam. Sökmekte fayda var. Çocuk diyor ki abi diyor giderdim ustaya. Böyle senle konuşurken elinde tornavida var mesela. Da amortisörü çevirir o senin kompresyonu diyor. Kıtır kıtır kıtır. Kalem çevirir gibi. Ha, rebound'u geri sekmeyi. Öyle anlatırken çevirir. Sonra bir tarafa çevirir falan. Çıkıyor diyor motor çocuk. Böyle bir aksak gidiyor diyor. Sonra aklıma geliyor diyor. Ben de konuşurken öyle dalmış çeviriyor lay 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 oyuncak. Onların iki ayrı yani iki çatalın ayrı ayrı ayarlanıyor olması da yani başka bir çözümü yok da. Var bunun motoru işte öyle. Mı? İkisini birlikte. Hayır. Sıran... Bir tüp sadece rebound, öbür tüp sadece kompresyon. Sıkışma. Ama preload yok. Preload olursa eğer ikisinde mecbur ayrı ayrı ayarlaman lazım. Yani şöyle düşün. Yani ön yüklemeyi ayrı. Evet ayrı. O zaman iş karışır. Bu adamın motoru da şöyle bir durum var.
geri sekme süretini bir tüpten ayarlıyorsun. Sıkışma süretini öbür tüpten ayarlıyorsun. Yeni ikisi için de ayarlıyor. Evet. Hayır, ikisi için değil. Biri sadece rebound'u yapıyor, öbürü sadece kompresyonu yapıyor, sıkışmayı yapıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla ikisini aynı bacakta yapan sistemlerde eğer bu sistemler çok gelişmiş değillerse bir ayarı yaparken öbürünü diğerini de bozuyorsun biraz. Onun için çok düzgün olmuyor. Hassas. Bunu adam gibi yapan sistemler de çok pahalı oluyor. Var canım işte 20 bin euroya amortisör satıyor herif. Ya yani 20 bine gelmeden de işte 3-5 bin euroya da var. Öyleyse şunlar bunlar evet. Onlar da bunu şey bir de normal fabrika çıkışı bir amortisör. Senin G6R'daki galiba. Evet. Şu arada ayar yapabiliyorsan. Bir de mesela ikinci klikle 12. klik farklı da yani bu şu kadar ayar yapıyorsa diğeri bu kadar yapabiliyor. Aynı aşamada değil. Ama o sonradan alınan pahalı sistemler burayla burası arası kadar. Yani çok büyük bir menzilin oluyor. Evet. Hareket arada alanı. Ayar yapabiliyorsun. Onun da nedeni şuymuş. Hani fabrikalar diyor ki bunu herkes alıyor. Bilen bilmeyen. Öyle fırt fırt. Bak hadi bunu çevirelim. Bugün de bu tarafa çevirelim. Yani binlemeyecek hale gelmesin o motor diye. Onun için belli bir seviyede tutuyorlarmış. Öyle duymuştum. Yani evet. İşte dalıp da böyle seninle konuşurken çeviren usta var düşün, abi ya. Baba ne usta yani. Abi böyle takılıyor ama bir yandan çeviriyor diyor benimle konuşurken tıkır tıkır. Çok güzel abi. Evet. Usta konusu hakikaten kanayan bir yaraya dönmüş memlekette de bizim haberimiz yokmuş ya. Biz burada çok kapalı kaldık abi. Tabii. Peki diğer sorum da 30 Ağustos'ta altın elbiseli adam partisi yapacağız dedin. Ben Bilecik'te oturuyorum motorsuz gerçek olur mu? Neyle istersen tabii gelebilirsin mi kardeşim. Hiç sorun değil. 30 Ağustos'ta altın elbiseli adam partisi yapıyoruz. Zafer Bayramı kutlaması. Evet. Evet. İçinde çok acayip şeyler olacak. Cimkana yarışı yapacağız. Cimkana yarışında ama silah olacak. Malum Zafer Bayramı. Zaferi kazanacağız. Ve bu zaferi kazanırken de böyle Cimkana parkurunda işte bir salon var. Salonun sonunda bir şeyler var. Tüfekler fat 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 fat. Paintball tüfekleri merak etmeyin. Ha. Gerçek tüfek değil. Bir yürekler hopladı, hopladı bakıyorum. Sonra ben de çekiyorum havaya sıkıyorum gibi. Tamam. Yok öyle bir şey. Yani ona bizim Osman amca şey diyor. Düğüncü diyor o iş kötü. Havaya ateş etmeyelim sakın. Silah geçen gün televizyonda gördüm havaya da ateş etmiyor adam. Böyle yere mere ateş etti. Üçki arkadaşını vurdu 2 dakikada. Televizyonda vardı. Yani acaba onlar için bir uygulama yapılamaz mı? Mesela düğüne gelirken silahları toplayıp kuru sıkı tabancalarla sar, patırtı mı yapacaksın? Al yap. Paf 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 çatapat. Sık yani. Ha, bilmiyorum. Yani öyle bir güvenlik önlemi. Çünkü insanlar birbirini vuruyor. O hani bir tane YouTube'da meşhur video var. Düğünde adam sıkıyor falan. Çocuk var. 3 yaş. Ona veriyor tabanca adam beni. Baba böyle sıkıyor falan yaparken çocuk böyle şey bam diye babayı karnından vuruyor. Güzel. Gerçek mi o? Gerçek. Tabancayı neden adamın vuruyor? Evet. Güzel tamam. İnanmadın mı? Ha yok emin olamadım ben. Çocuk bunu zor taşıyor zaten tabanca. O bir kilo. Oralar çok inandırıcı da. Silahın o ateşi diye bir efekt mi ya bu dedim ben ama emin değilim. Geçen gün de maymuna Kalaşnikov veren birileri vardı. Afrikalılar. Evet. Yani böyle bir durum çok eğleneceğiz. Altın elbise alan partisini muhakkak bekliyoruz. Gel abi gel çok eğleneceğiz. Peki hızlı gidelim. Saat 10'un geçmiş bu arada. Vaktin dar mıydı senin abi? Hayır. Kusura bakma. Emre bak. Yağızer. Yağız demiş ki abi ZX10R'la SR400 testlerini ne zaman koyacaksınız? SR400 biraz bekleyecek. ZX10R da biraz bekleyecek. Ortalıkta biraz işler var. Bu 30 Ağustos'a kadar biraz koşmamız gereken işler var. Onları ayarlayalım. Ondan sonra hepsi olacak inşallah. Emre Ersoy. Selam Barkın Usta. İyi yayınlar. Sizden bir şey istesem yapar mısınız? Sigara içip de motor alamayan arkadaşlar seslenir misiniz? Uuu. 0 kilometre Honda CBF 150 220 TL taksitle veriliyor. Güzel. Oysa ki sigaraya verilen para daha fazla. Doğru. Umarım bir gün herkes bırakır şu zıkkımı. İnşallah. İyi yayınlar. Devrim abiye de selamlar. Teşekkürler. Abi selamlar. Sigarayı bırakmak zor iş. Bak biri burada bıraktı. Bravo. Evet. Yüksek bir bağımlılık şeyinden bıraktım ben. Ne o kadar oldu? 1,5 sene iyi bravo geçti galiba. Müthiş. Özel bir şey yaptın mı? Triyatçıydım ben. Bu adam yaptım böyle
Böyle ucuca yapanlardan yani. Yapma ya. Ne yaptım yaptım yani. Doktor desteğiyle. Ya çeşitli teknikler var. Benim kullandığım teknik şu an çok yaygın bir teknik. Ondan sonra bir teknik kullandım. Ve oldu. Çok da inanmadan başladım ama oldu, başardım. Bizim abiyi de bir yollasak. Bizim abi gitmez ya. Bizim abi mutlu. Ben bir yokladım onu böyle ama hani gelmedi hiç. Ona gelmiyor. He's not available. Peki Eren Eren demiş ki selam abi, senden Aral'tı Yamaha hiç sürdünüz mü? Rengi muhteşem. Bir dakika yorum yapar mısın? Tüm Apache'de Aral'tı sürdüm tabii. Kenwood Park'ta İngiltere'de bir pist için kiralamıştım. Bir de bir yerde daha sürdüm. Nerede sürdüm? Burada bir yerde sürdüm. Abi çok agresif bir oturuşu olan bir motordur yani. Böyle 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 falan oturuyorsun. Yani en agresif, en asabi oturuşlu motor. Yüksek devirde müthiş gidiyor ama çok yüksek devirde. Diğerlerine göre değil mi? Hep bağırtman lazım. Evet. Hocamız bizi bin ararla ben giderken bize ders verdi onunla. Acayip gidiyordu onunla. Bayağı bir acayip bir motordur yani. Çok güzel motor da. Şekil muhteşem hakikaten. Bir de çok uzun süredir üretildiği için. Evet. Ve özellikle pistlerde çok başarılı olduğu için pist yarışı için envai türlü aksesuar. Yani hani 5 liradan 50 bin dolara kadar çeşit çeşit ne istersen var. Değil mi? Tabii. Çekiş kontroller yapmışlar. Şey. Manyeti, marelli, ABS'ler her bir şey yapmışlar müthiş. Abi motor için. Müthiş yani, hakikaten müthiş. Öyle bir acayip bir makinedir. Ama sokakta sürmesi hakikaten zor bir motordur yani. Çok zor bir motordur. Pistte sürekli gidecek adama tamam da öyle sokakta onu sürecek baba yiğit. Helal olsun dedirtir evet. Adamı. Bir de çok affetmez hatayı. Çok keskindir yani böyle. Hani doğru düzgün bıçak tutamayan adama samuray kılıcı, katana vermişin gibi olur. Böyle kendini doğrar, birini doğrar yani. Onu iyi süren adamın elinde güzel oluyor. Ben değilim. Yok canım sen acayip gidiyordun. Allah aşkına. Yetişemiyorduk. Işte. Esas şeyden konuşalım. Mesela toprak. Evet. Aralıklı kullanıyor. Evet. Ve bildiğim kadarıyla hiç son model de değil ve tamamen standart. Evet. Onunla o toprak kardeşimiz o motorla öttürüyor. Öttürüyor ki ne öttürüyor? İstanbul Park'ta binlikleri dövüyor. Gördüm. Hem de nasıl? Evet. Binliklerin böyle ağzı, yani. Binlik motorla yani ağzına vuruyor böyle. Evet. Kulak memesine vuruyor falan. Evet. Rencide eder yani. Evet. Toprak Razgatlıoğlu'nun gidişi görürler. Ben de yarışacağım falan dersen rencide evet. Olabilirsin abi. YouTube'da var. Evet değil mi? Evet. Kopuyor adam yani. Müthiş yani. Gidiyor herif. Sanmayın ki o motor modifiye falan. Standart. Ama işte bilen ellerde evet. Evlat acısı gibi böyle vurur. Evet. Abi freni nasıl basınca durur mu? Kaçar mı? Yoksa sade güzellik mi? Merak etmişim. Teşekkür ederim. Abi işte diyoruz. Bilenin elinde. Son olarak lastikler değişmesi gerekir mi? Lastiği ne ki onun bilmiyorum. Büyük ihtimalle Michelin'le gelir. Yamaha olduğuna göre. Standart. Onu da böyle artık Pirelli'yi geçeceksin orada. Süper Corza'yı vereceksin üstüne. Güzelleşir diye düşünüyorum ben. Ama sen Dunlop seviyorsun pistte galiba. Evet. Buradaki pistte Dunlop sevdim. Yani işte ne bileyim. Daha önce normal hem yol hem pist lastikleri kullanıyordum. Bir gün dediler ki ya al şu tam pist lastiği kullan. O neydi? Bir kullan. O Pirelli'ydi. Süper Corza. Şimdi kullanıyorum. Birlikte hep bindiğimiz arkadaşlar var. Şimdi gidiyorum ama böyle utanç içinde gidiyorum. İşte onlar böyle ay ay falan ben fit diye dönüyorum. Çünkü kopya çekiyor gibiyim. O kadar büyük fark vardı ki. Şaşırdım kaldım. Abi gidiyor. Yok ya diyorum bu lastikler öyle bir yapışıyor öyle bir gidiyor ki. Tabii onunla da nasıl gidenler var. Ben bana göre gidiyordum. Daha sonra işte Pirelli onu beğendik iyi falan hadi alalım. Süper Corza devam. Yoktu. Dediler Dunlop var. Daha fiyatı uygun. Peki dedim mecburiyetten onu taktım. Ona da bayıldım. Dunlop'un nesini taktın ama? D212. İşte öyle bir şeyini taktım. Bir de var ya o Fransızdır, İngilizdir, İngiliz'i makbul falan diye bizim yarışçılar arasında. Galiba iyisini takmıştım. Evet. Daha uzun süre, daha şey, çok daha inik havayla kullanılıyor Dunlop. Bak. O lastikler. Enteresan. Pirelli'ye göre. Ben daha stabil bulmuştum. Çok daha inik havayı bir bize tanımlasana. Biz mesela normaldeki bizim gibi garibanlar 30 PSI. Arka 32-30 yapıp
Ön 32, arka 30. Fız. Ha, bu arka süper 17 pozor. 17 falan. 17 mi 15 mi? Şimdi uydurmayayım. Çok düşük tabii. Onlu bir rakam. Bayağı ön biraz da. Evet çok iyi. Patlak gibi gidiyorsun yani. Ha, hiç öyle durmuyor ama. Yani onu öyle de hissetmiyorsun. Sert bir karkas mı var? Evet. Yanakları daha sert ve kontrollü. Yani yanakların havaya lastiğin yanakları daha sert. Bak. Daha sert derken diğerlerine göre ama bu işte yani kazık gibi de değil. Düşük havada esneyebiliyorlar. Ama formunu da koruyormuş. Evet. Çok acayip. Mesela KTM'deki Dunlop'ların böyle olmadığını söylüyorlar. Onları öyle o kadar ezberden indirmeyin piste giderseniz diyorlar. Evet. Güzelmiş. Peki Melih Şah Hatipoğlu. Merhabalar, hemen sorulara geçiyorum. Bir arkama artçı aldığımda artçının ufak hareketi bile sağa sola bakması. Tabii. Sağ, motoru sağa sola yönlendiriyor. Çok normal. Doğru. Bu normal bir şey mi? Normal. Benim mi gelişmem lazım? Hayır. Artçıyı değiştirmek. Yolcuyu değiştirmek lazım. Yoksa anormal bir durum mu var? Hayır, yok. Yolcunuza deyin ki kıprama. Tabii. Kıprama diyecek. Yani tabii doğrusu doğru Türkçeyle söylersek kıpırdama. Kıpırdama. Ben argo hep kıpramam. Ya daha sakin hareketlerle. Ha, ya da yumuşak hareketlerle. Hareketlerle. Falan yapma yani arkada. Evet. Tamam mı? Sakin dur. Motosikletin bir parçası gibi sabit dur. Ve dizlerinle beni tut demeniz lazım. Seleye dik açıyla otursun. Böyle kaç yapıyor lan bu deyip böyle habire kafayı çıkarmasın. En korkulan yolcu tipi odur yani. O çünkü kendi korktuğu için kaçla gidiyor, kaçla gidiyor. Sanki hızlı gitse yavaşlatacak. Bir de viraja yatınca ters tarafa yatalım. Ters tarafa. Ay bu yatmasın diyenler vardır. Omzunuzu araba direksiyonu gibi çeviren olur. Gidon gibi çeviren olur. Olur. Korkudan. Niye güldün? Var tabii. Sen canlandırdım gibi. Vardır yani. Viraja girersin o böyle gidon gibi kontra yaptırır omzuna senin böyle. Sen böyle falan pozlar vermeye başlarsın istemeden. Kötü yolcuyla hakikaten tatsız olur. Yolcuyu değiştirmekte fayda olabilir ya da ona bir tekrardan bir anlatım yapması gerektiğini. Evet Melikşah abi. Peki iç lastikli lastiklerde patlama durumu olduğunda patlak spreyleri işe yaramıyormuş. Yaramaz. Bunlara özel spreyler var mı bilmiyorum. Sizden biliyor musunuz? Bilmiyorum. Acaba bazı yerlerde duydum ama emin olamadım. Abi o spreyleri sıkma sakın. Sen tüplese de sıkma onu. Evet. Lastiği kullanılmaz hale getiriyor. Tamir olmaz hale getiriyor. Onlar kötü teknolojiler abi. Yanında bir tane tamir kiti taşı. Minik bu kadar bir zıkkım o. Şu kadar. Böyle fiki bok. Onu tüplese al abi. Değil mi? Evet abi. Tabii. 3 tane karbondioksit tüpü mü ne var içinde? İşte 2 de onun böyle macunu var. Bir tane böyle T şeklinde bir şey var. Hani şarap açacağı gibi, tirbüşon gibi bir şey var. Onu da yanına koyuyorlar. Onu böyle fır fır bir harbiliyorsun deliği. Sonra macunu takıyorsun. Sıp kesiyorsun. Tüpü takıp puf diye şişiriyorsun. Bitti. Geçmiş olsun. Bu kadar. O spreyi sıkma baba lastiğin içine. Lastiğin imanını gevretiyor ona. Bir daha tamir olmaz hale geliyor. Tamam. Barkın. Bir de bu işlemi yaptıktan sonra oh tamam abi devam 2000 kilometre değil herhalde değil mi? Tabii 300 yaparım bir de. Bir de 300 yapayım. Yok. Yok. Bu nedir? Lastikçiye gidelim. Bu geçici bir çözümdür. İçten yama yaptırana kadar. Tamam. Soğuk yamayla tamir edilmesi lazım. İçten yama yapılana kadar bu geçici bir çözümdür. Aman ha bunu hani attırdım bir fitil devam baba. Yani araya içten iyidir abi. İçten yama. Tamam. Evet. Peki. Üçüncü sorusu. Benim motosikletin kitapçığında zincir yağı olarak %50 gres yağı %50 sahe 30-40 yağ karıştırılır yazıyor. Bu nasıl bir ne tür bir motosikletiniz var? Hazır karıştırılmışı var onların. Zincir yağı diye. Evet sprey. O zaman ben mesela Motil'in spreylerini kullanamaz mıyım? Kullanırsın değil mi? Tabii. Abi, öyle. Onlar böyle hani mütareke yılları için yazılmış. Evet. Yokluk zamanı için. Dördüncü soru. Bugün VD40 almaya gittim. Ama bir baktım ki eskiden olduğu gibi tek seçenek değil. Yeni modeller de çıkmış. Anam onu bilmiyorum. İki örnek. Fotoğraflarını paylaşmış ama. Buradan onu göremiyoruz. Ben yine normal olanı aldım. Acaba bunlar daha mı iyi olurdu? Motosiklet için bilemedim. Biz de bilemiyoruz abi. Biz o VD40 bu kadar eski teknolojik yani. Senelerdir kullanılıyor. Boş ver sen. Kara düzen devam. Bu haftalık bu kadar soru yeter. Her şey için size ve tüm ekibe ve konuklara teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Not. Facebook'tan Barkın Bayoğlu isimli şahsi adresinize özel mesaj göndermiştim. Sanırım görmeniz abi orası taştı ya. Orası tam böyle
böyle bozuk, kaç bin kişi oldu. Bozuk tuvalet gibi oldu abi. O mesajlar taştı. Herhalde. Açamıyorum. Helaya giremiyorum yani. O kadar kötü durum orada. Buna o vaziyet. Kendi şahsi şeyde bir de 5000 kişi limiti var falan. Çok fena orası. Önemli bir şey değil fakat haber vereyim dedim. Peki abi. Ekleme not. VD40'ın farklı daha birçok modeli var. Ben sadece iki tanesinin fotosunu çektim. Peki Melikşah abi. Onları biz bilmiyoruz. Bu akşam saat 10.20 geçti. İsterseniz burada kapatalım. Tamam. Artık daha fazla yorulmayalım. Çok çok soru var. Aşırı aşırı soru var. Ben bir tek şeye dikkat ettim. Şaşırdım. Bir motosiklet dergisi. Türk Motosiklet Dergisi'nde Iron Butt anlatılıyor. Hmm. Ballandırılarak. Ve oradaki Iron Butt 24 saat uykusuz 1600 kilometre yapmak üzerine. Ben yanlış biliyormuşum. Ben gün doğumundan gün batımına biliyordum. Hmm. Bunlar orada 20... bitirebiliyorsan eyvallah. Tabii. Bunlar 24 saat yapıyorlar uyumadan. Evet. Ve yemeden. Evet. Ve kasklardan bir tanesinin üzerinde OMM yazıyordu. Sürücünün kaskında. Evet. Hani güvenli sürüşün beşiği. Iron Butt ya. Yapıyorlar. Ve motosiklet dergisine çıkartılıp bu böyle hani özendirici bir şekilde anlatılıyor. Sonra ben apaçı oluyorum o memenin dilinde. Evet. Ben kötü adam oluyorum. Siz güvenli sürüş tellalları olarak yarış motoru çok tehlikeli. Biz enduro'ya biniyoruz cular. Siz trafiğe açık alanda normal trafiğin, araç trafiğin aktığı yolda, otoyollarda 24 saatte 1600 kilometrelik bir rotanın yapılmasına teşvik eden ekip olarak bu mudur duruşunuz, güvenli sürüş anlayışınız? Sonra da biz Türk, altın elbiseli adam Türk hakkı oluyor değil mi? Bunu yapmayın lütfen. Arkadaşlar sakın Iron Butt falan yapmaya kalkmayın. Demir popo yarışı falan. Ne olur çok rica ediyorum. Eğer gerçekten yarış yapmak istiyorsanız gerçek erkeklerin olduğu pistlere, enduro parkurlarına, motocross parkurlarına gidiniz. Oralarda gerçekten yarışınızı yapınız yiyorsa. Yoksa öyle trafikte 24 saatte kamyonların, otobüslerin, yayaların olduğu yollarda böyle şeyler yapmayın. Sonra okuyoruz gazetelerden. Motosiklet meraklıları işte yayaya çarptı falan. Hı. Aslında eğitim sırasında kadını çiğnemişler işte. Ya da hayatını kaybetti. Iron Butt yaparken. Iron Butt yaparken öldüler vardır. Bir sürü. Lütfen bu istatistiklerden olmayın. Başkalarının hayatını da kastetmeyelim. Kendi hayatımızı da bitirmeyelim. Saçma sapan bir şey uğruna. Yarış yapacaksak pistte yapalım. Parkurda yapalım. Enduro'da yapalım. Arazide yapalım. Hepsi mümkün. Hepsi çok güzel. Ama trafik yarış yeri değil. Diyorum ben ve bu akşamki yayını kapatıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür ayağınıza ederiz. Sağlık abi. İyi ki geldiniz ikiniz de. Unutmayın. Biz bu yayını Beta International sayesinde yaptık. Bu kadar hızlı, kesintisiz, yamuk olmadan. Kesintisiz değil mi? Evet. Oradan böyle yapıyorlar. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Lütfen sponsorların düğmelerine basın. İşte internet sitemizdeki o bütün reklamlara, banner alanlarını falan tıklayın. Videolarımızı izlemeye devam edin. Sosyal medyada bizi takip edin. Şimdi Instagram hesabımız da oluştu sanırım değil mi? Instagram'ımız var. Bir sürü bir şeyimiz var. Her şeyimiz var. O sosyal medya böyle vıcır vıcır kaynıyor ya. Oralara girin abi. Oralarda bizi takip edin. Ne kadar çok takip ederseniz biz size o kadar daha bol muhteviyat malzeme sunabileceğiz. İnşallah yakın zamanda çok daha güzel şeyler yapacağız. Ve 30 Ağustos'ta herkesi bekliyoruz. Altın Elbiseli Adam Zafer Bayramı Partisi'ne. Ve o partide unutmayın ki giriş paralı olacak. 1 lira olacak. Demir para getirin. Lütfen yanınızda bozuk para getirin partiye gelirken. Çünkü o böyle demir parayı atmak gerekecek bir bardağa bir şeye. Giriş öyle paralı. 1 lira. Öyle. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.